İş Dünyası programıyla karşınızdayız. İş Dünyası programında turizmi konuşacağız. Türkiye'nin turizm potansiyelinin nerelere doğru gideceğini tahmin etmeye çalışacağız. Geride bıraktığımız yılı 34,5 milyar dolarlık bir turizm geliriyle kapattık. Bu yıl hedef 40 milyar dolar civarındaydı ama evdeki hesap çarşıya uymadı ve korona dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de turizme bağımlı ekonomisi sebebiyle bir gerileme yaşıyor. Turizm sektöründen ekmek yiyen ülkelerin şu anda içinde bulunduğu durum aslında bizim için fazlasıyla geçerli. Tabloya bakacağız. Nasıl görünüyor? Sezonun geri kalan bölümünde neler yapılabilir? Umut ne ölçüde yaşıyor ya da umutlarımızı ne kadar yaşatabiliriz bunu konuşacağız. Skype hattımızda Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin var. Müberra Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ben anlatmam gerekenin tamamını anlattım aslında. Dolayısıyla size bırakıyorum sözü. Nasıl bir tablo var? İki buçuk aylık bir kış uykusundan uyandı turizm sektörü. Şu anda ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Neler yapacaksınız? Çok teşekkürler Ali Bey. Öncelikle şunu söylemem lazım. Biz biliyorsunuz yaklaşık 2,5 aydır otellerimizin tekrar açılış sürecine hazırlandık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gözetiminde özellikle sağlıklı turizm, safe turizm sertifikaları için hazırlığımızı tamamladık. Bütün checklistlerimiz tamamlandı. Yurt dışında özellikle bütün dünyada akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı ve şirketler de TGA'nın Turizm Geliştirme Ajansı'nın sayfasında ilan edildi. Dolayısıyla geçtiğimiz haftadan itibaren aslında gönüllü olarak sağlıklı turizm belgesi almak isteyen otellerimiz bütün içeride yapmaları gereken çalışmaları yapıyorlar. Evet. Daha öncesinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı turizm işletme belgeli otellerimiz için biliyorsunuz bir genelge çıkmıştı. Olmazsa olmazların yer aldığı bir genelgeydi. Zaten genelgede yer alan bütün kalemler tek tek bizim üye otellerimiz tarafından halledilmiş durumda. Belgeler de alındıktan sonra zaten gönül rahatlığıyla misafirlerimizi kabule başlayacağız. Tabii ilk etapta şunu söylemem lazım. Biz böyle birdenbire bir açılış beklemiyoruz. Elbette. Doğal olarak ilk başta beklediğimiz, beklentimiz çarkların yavaş yavaş dönmesi, çarkların dönmeye başlaması aslında. Ve bunun da iç turizmle olacağını şu anda düşünüyoruz. En iyi senaryoyla ilk hareketlenmenin iç turizmde Haziran ikinci yarıdan sonra başlayacağını öngörüyoruz. Yurt dışı pazarlarımızda özellikle Kıbrıs, Uzak Doğu, Orta Doğu, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Romanya'dan ilk hareketlerinde geleceğini zaten ümit ediyoruz. Avrupa ile ilgili hareketlenmenin de biliyorsunuz şu anda özellikle uçuşların açılmalarını bekliyoruz ve sırayla her bir ülke için yavaş yavaş açılıyor. Ama uçuşlar açılsa dahi özellikle şehir otellerimizde Eylül ayı itibariyle bir hareket bekliyoruz. Uçuşların daha erken alınması, Avrupa ülkelerinden daha erken açılması halinde tatil beldelerimiz, Güney, Ege bölgelerimizdeki resort otellerimiz için Temmuz gibi hareketlenmenin başlayacağını umuyoruz. Ama tabii şu anda size herhangi bir rakam verebilmem çok mümkün değil. Bütün dünyada olduğu gibi turizm hareketlerinin belirsizliği devam ediyor. Biz ancak haftalık olarak forecastlar yapabiliyoruz. Dolayısıyla muhtemeldir ki daha net konuşabilmemiz için Temmuz'un başları gibi beklemek zorunda kalacağız. Evet. Şimdi 2,5 ay kapalı kaldı oteller. Otellerin yani bu yakın çevremizdeki otellere bakarak söylüyorum. İşte perdeleri tozlandı, camları kirlendi. Merdiven basamaklarına bastığınızda ayağınızın izi kalıyor gibi bir tablo var. Yani perili köşk haline döndü bütün oteller. Bir defa yeniden eski haline getirilecek. Bu ciddi bir gider kalemi bu bir. İkincisi, yerli turistin istenilen ölçüde katkı sağlamadığını düşündüğünüz takdirde nasıl bir mekanizma ile hareket edeceksiniz ki turizm sektörü daha güçlü bir altyapıyla yeni sezonu götürebilsin, sonuna kadar taşıyabilsin? Aslında Ali Bey şöyle özellikle düzeltmek istediğim bir not var.
Zaten tatil beldelerindeki resort otellerimiz COVID-19 çıktığı dönemde kapalıydılar biliyorsunuz. Evet, tabii. Ve açılmama kararı aldılar. Dolayısıyla o otellerimiz bir tık daha şanslı diyebilirim. Evet, ben zaten daha çok İstanbul şehir otellerini soruyorum. Evet. Evet, çok haklısınız. Şehir otellerimiz maalesef 2-2,5 aydır kapalı. Burada şunu da söylemem lazım. Bizler normal bir esnaf gibi tabii otellerinin kapısını gidip kilitleyip gidebilen iş kollarında çalışmıyoruz. Evet. Bizim otellerimiz kapalı ancak her departmanda, her şifte minimum birer elemanımız çalışmaya devam ediyor. Çünkü otellerin zaten bakımlarını kapatıp açmak, açtıktan sonraki bakımları tabii yapmak çok daha maliyetli. Dolayısıyla burada şunu tekrar etmem lazım. Özellikle hükümetimize, başta tabii Kültür ve Turizm Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmemiz lazım sektörümüz adına. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği evet, bu noktada özellikle konaklama sektörü için çok büyük destek oldu. Evet. Bizler maalesef ki bizde çalışan yetişmiş turizm çalışanlarımızı evlerine göndermek zorunda kaldık. Ve bu dönemde hiç kimse işten çıkarmayı zaten düşünmedi. Bu ödenekler sayesinde yetişmiş kalifiye turizm çalışanlarımızı hali hazırda sektörde tutmayı başardık. Tek ümidimiz bu desteklerin devam edebilmesi ki işler açılana kadar biz turizm sektörü çalışanlarını kaybetmeyelim ve yine sektörümüzde tutalım. Öte yandan maliyetler konusuna gelince, her ne kadar tabii ki içeride çalışanlarımız olsa da kapalı otellerimizde günlük rutin bakımlar yapılıyordu. Ama şimdi bahsettiğim özellikle sağlıklı turizm sertifikası almak isteyen oteller için ekstra bir takım maliyetler gelecek. Bunları oteller zaten şu anda yüklenmek durumundalar. Bütün bunları gelecek misafirlerimizin sağlığını düşünerek. Sağlık her zaman öncelikli ama ikinci önceliğimiz de istihdamı koruyabilmek. En ufak bir hareketlenmede zaten bütün otellerimiz açmak için bekliyorlar. Şu durumda 1 Haziran itibariyle yavaş yavaş açılıyoruz. Özellikle şehir otellerimizde otelleri olan zincirlerimiz bir otelini açıyor. Belki 15-20 gün sonra diğer otelinin sertifikasını tamamlayacak, onu açacak. Dolayısıyla bu açılma süreci şehir otellerinde özellikle Eylül'e kadar devam edecek diye düşünüyoruz. Evet. Peki kısa çalışma ödeneği ve diğer teşviklerin daha ne kadar ve hangi koşullarda sürmesini istiyorsunuz? Ne tür talepleriniz var Otelciler Birliği olarak? Ali Bey çok teşekkür ederim. Bu konunun özellikle altını çizmek istiyorduk biz. Aslında tüm sektörler biliyorsunuz hemen normalleşme sürecine başlandı ve çalışmaya başladılar. Maalesef bizim gördüğümüz ve dünyada da bu böyle zaten, turizm sektörü COVID-19 mücadelesinden sonra diyeyim toparlanacak en son sektör olarak gözüküyor. Dolayısıyla aslında bizim hükümetimizden kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneğiyle ilgili destekleri yıl sonuna kadar uzatılabilmesini, özellikle konaklama sektörüne, turizm sektörüne özel yıl sonuna kadar uzatılabilmesini istiyoruz. Ama tabii ki durumun da farkındayız. Hiç olmazsa belki 3 ay önce uzatılabilir ve 3 ay sonunda tekrar bütün rakamlar, olası hava yolu trafikleri tekrar incelenir. Ona göre uzatılması gerekirse 3 aydan sonra yeniden uzatılır. Ben eminim ki bu talebimiz de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından olumlu görülecektir. Umuyorum yakın bir zamanda bunun uzatılmasıyla ilgili de bir açıklama gelir. Evet. Peki yeni dönemde yani sektörde rezervasyonlar bakımından baktığımızda yabancı rezervasyonu yani Türkiye'ye gelen turistler bakımından nasıl bir tablo var? Hangi ülkelerden ne tür talepler geliyor? İstenilen ölçekte talep yakalayabilecek durumda mısınız? Bunları tabii bugün söylemek son derece zor biliyorum. Çünkü çok sis var, çok duman var, puslu bir havada hareket ediyoruz ama yakın çevrenizden, daha doğrusu siz büyük bir network'ü kontrol ediyorsunuz. Bu network'in içinden size nasıl haberler geliyor? Aslına bakarsanız Uzak Doğu bir kere bekliyor zaten. Biz normalleşme sürecine girdik. Bunun devamında önce aslında Türkiye'de kendi vatandaşlarımız arasında normalleştiğimizi dünyaya gösteriyor olabilirsek, Orta Doğu ilk öncelikli gelecek yabancılar arasında. Uzak Doğu'dan gelecek misafirler,
öncelikli sırada. Ben biliyorum ki Ukrayna zaten hava yolu trafiği açıldı ya da açılmak üzere bugün yarın. Onlar özellikle gelmek istiyorlar. Rusya. Rusya için çok kısa daha beklememiz gerekiyor. Turizm bakanlıkları aracılığıyla sanıyorum bir görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanlığımız da devam ediyor. Bu arada şunu da belirtmem lazım. Biz bu sertifikalandırma sürecini hakikaten çok ciddi tuttuk. Ve sanıyorum biraz iddialı olacak ama dünyadaki en iyi kontrol mekanizmasını kurduk Türkiye'de. Evet. Yani dünyada çıkartılan protokoller sertifikalandırıldı ve konaklama ve yiyecek içecek tesisleri bu protokolleri uyguluyor dendi. Ama Türkiye'de her bir işletme sertifikasını özel olarak alacak ve aylık olarak denetlemeden geçecek. 2 ayda bir de gizli misafir denetiminden geçecek. Dolayısıyla bizim bu yaptıklarımızı ve kontrol checklistelerimizi çok teşekkür ederiz ki hem Dışişleri Bakanlığı'ndan hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ilgili dünyadaki bütün ülke turizm bakanlarına ve Dışişleri Bakanlığı'na bilgi olarak aktarıldı. Evet. Dolayısıyla şimdi geçen hafta itibariyle bütün dünya bizim bu tedbirleri aldığımızı biliyor, misafirleri beklediğimizi biliyor. Rusya ile ilgili özellikle Almanya ile ilgili biz önümüzdeki muhtemel 1-2 hafta içinde pozitif bir sonuç geleceğini düşünüyoruz. Zaten bizim verilerimize bakıldığında aslında hava trafiği açılır açılmaz en yoğun misafir kabul edeceğimiz ülkeler Rusya ve Almanya olacak diye bekliyoruz açıkçası. Evet. Almanya bildiğiniz gibi Türkiye'yi seyahat edilecek ülkeler arasında göstermediğiniz, belki bu diplomatik yollarla aşılabilir. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'na çok büyük görev düşüyor. Muhtemelen bir lobi çalışması yapacaksınız diye düşünüyorum. Ben sözünüzü kestiğim yerde Polonya örneğini veriyordunuz. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Orta Avrupa, orada durum nasıl? Yani gelecek olanlar açısından. Şöyle, Polonya, Bulgaristan, Kazakistan zaten çok istekli, hakikaten bize de yazılar gönderiyorlar. Azerbaycan zaten kardeş ülke, onlar gelecekler, onlar bekliyorlar. Özbekistan ve Romanya'da sırayla bence özellikle şehir otellerimiz için açılacak pazarlar diye bakıyoruz biz. Yunanistan'ı da aslında bu dönemde bekliyorduk ama beklenmedik bir şekilde oradan da henüz maalesef seyahat serbestisi verilmedi. Bizim gördüğümüz şu ki Avrupa Birliği öncelikli olarak kendi içindeki ülkelere seyahatleri açtı ve birbirlerini desteklemek amacıyla muhtemelen bunu yaptı. Ama burada kötü bir sonuç yok bence. Şunu düşünmek lazım. Bizim Türk vatandaşlarımız da o ülkelere gidemeyecekler. Dolayısıyla Türkiye içinde seyahat edecekler ve çok uzun yıllardan beri Türk turizmine verdikleri desteğe devam edecekler. Benim özellikle altını çizmek istediğim sizin programınız aracılığıyla bir nokta var. Evet. Bizim Türkiye'de vatandaşlarımız genellikle tatil dendiğinde deniz, kum, güneş düşünüyorlar. Ve bir anda tatil beldelerine akın ediyorlar. Ama ben biliyorum ki Türkiye'de çok fazla sayıda vatandaşımız henüz İstanbul'u görmedi, Kapadokya'yı görmedi, Kayseri'yi, Urfa'yı, Bursa'yı görmedi. Dolayısıyla bizim Türk vatandaşlarımızdan beklediğimiz şey artık kültür turlarına da başlayıp özellikle şehir otellerindeki konaklama tesislerini de desteklemelerini bu dönemde bekliyoruz. Evet. Başka bir şey soracağım. Biraz önce Adnan Dalgakıran'la da konuştuk. Arkadaşlarımız bir grafiğimiz var, onu verecekler. Türkiye uzun bir aradan sonra mutluluk verici bir şekilde ilk unicorn şirketini ortaya çıkardı ve bu şirketi çok iyi bir parayla da sattı. Şimdi dünyada turizm sektöründe de unicorn şirketler var. İşte TripAdvisor gibi, Airbnb gibi, Uber gibi, keza Foursquare gibi oluşumlar var. Türkiye bu alanda herhangi bir şekilde umut vaat edici bir çalışma yürütüyor mu? Sektörden bu tür şirketler çıkabilir mi? Yani startup şirketleri. Elbette 1 milyar dolar olsun demiyoruz ama dünyada kendi yolumuzu çizmemize yardımcı olacak bu şekilde teknoloji şirketleri çıkışını bekliyor musunuz? Çok açıkçası son 2 yıldır, bunlar yeni değil tabii, son 2 yıldır özellikle Türkiye Otelciler Birliği olarak bize başvuran bir sürü startup şirket var. Evet. Teknolojiyle alakalı ve hakikaten mutlulukla söyleyebilirim ki
bu startupların tamamı genç üniversite mezunlarından çıkmış durumda. Evet. Ve uluslararası bir takım fonlardan destek alıyorlar. Türkiye'den bazı şirketlerden destek alıyorlar. Biz de Türkiye Otelciler Birliği olarak onları destekliyoruz. Bunların tamamı aslında turizm sektörünü ilgilendiren teknoloji firmaları. Dolayısıyla o konuda da evet biraz gecikmiş bir şekilde devam ediyoruz. Ama bu son dönemde özellikle COVID-19 pandemi döneminde onlar da çalışmalarına çok hız verdiler. Çok yakın zamanda ben inanıyorum ki Türkiye'den de böyle büyük markalar çıkacak. Evet. Bir başka husus var, onu da konuşalım. Kruvaziyer turizmi, tabii kruvaziyer turizmi aslında otelciler arasından çok fazla dört gözle beklenen bir sektör değil, onu biliyorum. Çünkü geceleme yapmıyorlar genellikle, yani sabah gelip akşam gidiyorlar. Bazen geceleme yaptıkları da oluyor. Eğer işler yolunda gitmiş olsaydı, koronavirüs gibi bir badire içinde olmamış olsaydık, bu yıl Türkiye turizmde olağanüstü bir dönem yaşayacaktı bana göre. Yani bir altın dönemi olabilirdi. Neden diyeceksiniz? Yani neden demiyorsunuz? Diyecekler için söylüyorum. Bir defa Galata Port açılmış olacaktı 20 Nisan itibariyle ve oraya minimum 3 büyük gemi yanaşabilecekti. Bu günde işte 3000-4000 yolcunun geldiği bir liman haline dönüşecekti. Yeni Kapı ile ilgili fizibilite çalışması yürütülüyor. Oraya da ayrı bir liman yapılacak. Ve Türkiye 40 milyar dolarlık hedefi tutturabilecek durumdaydı. Galata Port ve kruvaziyer turizmi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani bizim bilmediğimiz ve izleyicilerle paylaşmak istediğiniz. Şimdi öncelikli olarak şu yanılgıyı düzeltelim isterseniz Ali Bey. Kruvaziyer turizmi gemilerin yanaştıkları şehirler için büyük ekonomik katkı sağlıyor. Evet. Aynı zamanda konaklama tesisleri için de büyük katkı sağlıyor. Şöyle düşünün ki İstanbul'dan kalkacak bir gemi için Amerika'dan gelecek misafirler bizim pre ve post dediğimiz yani seyahate çıkmadan önce konaklama yapıyorlar şehirde. Evet. Bir de gemiden indikten sonra konaklama yapıyorlar. Doğru. Bizde özellikle işte İstanbul'da işte İstanbul çıkışlı olursa bunlar, dediğiniz gibi evet tabii doğru. Evet. Bu rakamlar oldukça yüksekti ve son dönemde biliyorsunuz maalesef binler nedenlerle bu kruzları kaybetmiştik biz. Şimdi kruz trafiğinin tekrar başlıyor olması aslında bizler için, konaklama tesisleri için yeniden bir ümit. Galata Port'un hatta biz ısrarla konuşuyorduk. Galata Port'un da belli bir zaman içinde yetmeyeceği, bir an önce Yeni Kapı'dakinin de başlaması gerektiğini söylüyorduk ki bize de onun müjdesini vermişlerdi aslında. Fakat biliyorsunuz ki bu kruz şirketleri de son dönemde COVID-19 nedeniyle çok fazla etkilendiler. Şimdi onlar da kendi çaplarında bir şekilde toparlanıyorlar. Ama Avrupa'nın bize seyahat yasağını serbest bırakması halinde biz biliyoruz ki çok fazlaca kruz şirketi İstanbul'dan başlayacak ya da İstanbul'da bitirecek şekilde bir takım programlar anons etmişlerdi zaten. Onları gerçekleştirecekler. Bu özellikle kruzdan inen misafirler için de şunu eklemem lazım. Sadece konaklama sektörü için değil ama şehirdeki esnaf için de çok önemli. Onların pre ve postlarının dışında sadece günübirlik yanaşanları bile düşünseniz alışveriş için mutlaka şehirde bir günlerini harcıyorlar. Yeme içme sektöründe mutlaka bir restoranlarda yemek yiyorlar. Dolayısıyla bize özellikle şehir otellerine katkısı çok büyük. Umuyoruz en kısa zamanda bizim portlarımız da bu kruz trafiği için açılmış olacak. Ondan sonrası zaten hakikaten özellikle İstanbul için söylüyorum. Kruz trafiğinde vazgeçilmez bir başlama ve bitiş noktası olacak eminim ben. Evet. Yani korona olmamış olsaydı İstanbul'a sadece bu yıl için Eylül ayının sonuna kadar 60'tan fazla kruz gemisi gelecekti. Her bir geminin ortalama 2500-3000 kişi getirdiğini varsayarsak onu işte çarparsanız evet. 1500 dolarla çok ciddi bir şey. 2 dakika kadar vaktimiz kaldı. Onu da Kapalı Çarşı'ya ayırmak istiyorum. Dün Kapalı Çarşı yöneticisi Fatih Bey ile konuştuk. Ona da söyledim. Ben bir sene kadar önce Kapalı Çarşı'ya bir ziyaret yaptım. Kapalı Çarşı'nın tuvaletleri yani utanç verici bir durumda.
Bildiğimiz ambalaj kağıdı kullanılıyor tuvalette. Ambalaj kağıdı bildiğimiz işte zımpara gibi falan bir kağıt veriyorlar elinizi silmeniz için. Yerler son derece kötü, bakımsız, antihijyenik. Elinizi lavaboda yıkamanızı yani tavsiye etmezdim ben öyle söyleyeyim girip çıktığınızda. Şimdi oraya bir özel ilgi gösterebilir misiniz? 2 dakika vaktimiz var. Yani bu sizin işiniz değil biliyorum ama hepimizin ortak mirası. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dün ve bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı'ndan çok fazla sayıda, çok fazla sektörü ilgilendiren, çok fazla iş kollarını ilgilendiren genelgeler çıktı. Evet. Biz COVID-19'u aslında tabii ki çok zor günler geçirdik ama bir taraftan da pozitife çevirmeye çalışıyoruz. Bu pozitifler arasında, pozitif sonuçlar arasında aslında sizin bahsettiğiniz gibi konular da var. Şimdi evet. Kapalı Çarşı'nın hizmet verebilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı o genelgelerde bahsedilen hijyen kurallarının aynen. yerine getirmesi gerekecek. Dolayısıyla bu bizim için aslında hakikaten hayırlı bir başlangıç fırsat. Olacak diyorsunuz. Evet. Çok haklısınız. Bir sürü bakın özellikle biz hep altını çiziyoruz. Bazen kayıt dışı otellerden vesaire bahsediliyor. Şimdi artık COVID-19'dan sonra hiç kimse turizm işletme belgesini kapısında görmediği otele girmek istemeyecektir muhtemelen. Dolayısıyla evet. onların hepsi belgelendirilecektir. Peki. Ben eminim Kapalı Çarşı'da da bu tip çalışmalar başlamıştır ve devam edecektir. Peki biz de gidip göreceğiz, siz de göreceksiniz, bakacağız. Hep birlikte kontrol etmeye çalışacağız, denetleyeceğiz daha doğrusu. Kamu adına bir iş yapıyoruz. Çok teşekkürler Mübarra Hanım. Böylece iş dünyasının sonuna geldik. Yeni bir iş dünyasıyla saat başında tekrar karşınızdayım. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. İş Dünyası programında bugün yaş sebze ve kuru sebze meyve ihracatını konuşacağız. Ege bölgesine gideceğiz. Çünkü Türkiye'nin Akdeniz'den sonra belki de en fazla yaş sebze meyve ve kuru sebze meyve üretimi ihracatı yapan bölgesi Ege. 2 değerli konuğumuz var Skype hattımızda. Bana göre soldaki Birol Celep Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı. Hoş geldiniz Birol Bey. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Ve sağda da Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçağı görüyorsunuz. Hayrettin Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi Birol Bey sizle başlayalım. Biraz sektörü anlatmanızı istiyorum. Bu yılın yani rekolte tahmini de dahil olmak üzere pek çok şeyi. Bir de karşı karşıya kaldığınız güçlükleri anlatmanızı istiyorum. Çünkü koronavirüs sürecinden hala geçiyoruz. Daha ne kadar geçeceğimiz belli değil. Bu süreci nasıl atlattınız? Yeni dönemde yani her şey normale doğru gitmeye başladığı evrede nasıl bir tablo görüyorsunuz? Evet, teşekkür ederim Ali Bey. Sektörümüz malum ifade ettiğiniz gibi Akdeniz'den önce ben Ege'yi bir tarım bölgesi olarak değerlendiriyorum. Bu tarım birlikleri içerisinde de Ege İhracatçı Birlikleri mevcutta 12 birlik ama totalde de 7 tane tarım birliğiyle yoluna devam ediyor. Evet. Biz 2019 yılı itibariyle 13.3 milyar dolarlık bir ihracat totalda gerçekleştirdik. Bu yılki hedeflerimiz 15 milyar dolar seviyeleriydi. Fakat malum COVID-19 salgın sonrasında ciddi sapmalarımız oldu. Bu sapmalar totalde bizi %14'lük bir gerilemeye, fakat kuru meyve sektöründe de %5 seviyelerinde etkiledi. Malum sektörümüz çok spesifik bir sektör ama evet. lider olduğumuz kuru üzüm ve diğer incir ve kayısı prestij ürünlerimiz. Bunun yanında da Antep fıstığımız. Bu çerçevede benim sizlere katkı sağlayacağım pozisyon şu anda tüm meyveler, diğer başkanımız da ifade edecektir.
hava şartlarından dolayı sağlıklı ve ciddi bir doğuşla rekortelerimizi kucaklamayı hedefliyoruz. Evet. Peki başka bir şey soracağım. Şimdi Türkiye kuru incirde, kuru üzümde, kayısıda ve daha birkaç üründe daha sayamayacağım. Şu anda siz onları ilave edersiniz belki. Dünya lideri. Evet. Dolayısıyla dünya piyasalarını belirleyen ve fiyatları da aynı zamanda belirlemesi gereken bir ülke konumunda. Acaba fiyatları belirlemede bizim sözümüz geçiyor mu? Yoksa dünya piyasalarına tabiiz, işte artık kaça satabilirsek öyle satıyor muyuz? Nasıl bir fiyat mekanizması işliyor kuru sebze meyve sektöründe? Ali Bey, zaten uzmanlık sorunuz ve bu konuda cımbızlamanız tamamen biliniyor. Bu da sizin profesyonelliğiniz. Çok önemli bir konuya değindiniz. Verimlilik dedik, efendim sürdürülebilirlik dedik, inovasyon dedik, yenilikçilik dedik, farklılık dedik. Hepsinin oluşumunda kendi içimizdeki iş dinamikleri düzeltme mecburiyetimiz var. Yani ben bunu sizin sorunuza atfen şöyle ifade edebilirim. Biz kendi içimizde önce bir barışık sistemi kurma mecburiyetimiz var. Birlik oluşturmamız lazım. Evet. Tüm sektörler için aynen ifade etmek istiyorum. Sizin de katkınız dahilinde. Çok basit bir izleyicilerimiz için örnek paylaşmak istiyorum. Dün bir meslektaşımla 45 dakika telefon görüşmesi yaptığımda sonuç olarak şöyle bir ifade çıktı. Yani yapacak bir şey yok. Bu içler acısı bir şey ki evet. Bu sektörümüz de ciddi bir duayenimiz. 50-55 yıllık da sektör tecrübesi olan bir arkadaşımız. Yani bilmiyorum sorunuzun tam olarak cevabı oldu mu. Fakat takdir ederseniz biz 3 yıldır TMO'nun da yine sizin tweetinize hoş olarak ben Ticaret Bakanlığımıza, Tarım Bakanlığımıza ve Hazine Maliye Bakanlığımıza teşekkür etmek zorundayım. TMO'nun küçük desteğiyle evet. Ciddi bir performans sağladık. Bunu gerçekten söyleyebilirim. 3 yıldır üzüm üreticimiz gerçek anlamda ekonomik değer olarak ciddi bir mesafe kat etti. Yani bunu rakamsal olarak da siz rakamlarla konuşmayı çok takdir eden bir meslektaşımız, dostumuz diyelim ondan sonra 125 milyon dolar biz sadece kuru üzümde ciddi bir katkı sağladık 3 yılda. Tabii devletimiz de bunları gözlemlediği için yani bu prestij ürünlerimiz diğer incir ve kayısı da zaten fiyat yapıcıyız. Antep fıstığımız zaten çok spesifik. Üzüm komoditi olduğu için bir ciddi rekabet var. Fakat burada da verimlilik ve inovatif ve sürdürülebilirliği sağlayabildiğimiz sürece dünya piyasasına da dünya insanı olarak baktığımızda ciddi mesafeler kat etme şanslılığımız var. Bu konuda çok güzel bir soru ve izleyicilerimizle doğru bilgilendirme açısından ben çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum şahsınıza. Peki. Tekrar geleceğim size. Hayrettin Bey sizinle devam edeceğiz. Şimdi yaş sebze ve meyvede Türkiye yine dünyada pek çok üründe liderlik konumunda ya da ilk beşin içinde yer alıyor. İşte çilekte durum böyle, kirazda böyle, vişnede böyle, portakalda, limonda, mandalinada ve narinciyenin tüm türlerinde böyle. Hatta limonla ilgili mesela bir küçük dipnot olması bakımından söylüyorum. Dünyada üretilen her 4 limondan birini biz üretiyoruz ve biz satıyoruz. Yani bu olağanüstü bir gücümüz var. Fakat bu gücümüzü işte fiyatlandırmaya ve pazar seçimine geldiğimizde ne yazık ki çok fazla yansıtamıyoruz. Birol Bey'e sorduğum soruyu size de soruyorum. Yani fiyat tayininde biz ne kadar etkin bir ülke rolündeyiz? Ali Bey, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii ki bu sorularınız da gerçekten ben de bunları şöyle gönül rahatlığıyla cevap vermek istiyorum. Bizim özellikle Türkiye'de Ege yer sebze meyve ihracatımız hakikaten bu pandemi süreci içerisinde %20'lerde artış göstermektedir. Bu da ciddi anlamda bizleri tarımcı olarak, ihracatçı olarak mutlu ediyor. Evet. Ben şurada bir iki şöyle size rakamsal olarak bahsetmek istiyorum. Yaklaşık tabii Türkiye geneli artışıyla 915 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu 1 Ocak ile 31 Mayıs dönemi ilk çeyreğinde bu yılın 2020 yılımızın. Malum tabii 3 ürün başta olmak üzere domates, mandalina ve limon.
baş çekiyor. Ülke bazlı Rusya, Romanya, Ukrayna ihracat yoğunluğumuz devam etmektedir. Meyve sebze mamulleri olarak tabii ki meyve sebze yaş olarak rakamsal olarak ayrı, mamul olarak tabii işlenmiş mamullerimiz bunlar. %1 artışla 665 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşmiştir. Bunlar da gene ürün bazlı bakarsak salça, meyve suyu ve turşu. Malumunuz turşu zaten maşallah hakikaten ciddi anlamda artış gösteriyor. Özellikle Ege bölgesinde %28'lerde bir artış oldu. Bu da ciddi anlamda Türkiye'nin tarımının ne kadar önemli olduğunu göstermiş oluyor. Burada tabii gene bu mamullerimizin ülke bazlı olarak Almanya, ABD ve Irak olmak üzere 3 ülke gene başı çekmektedir. Malum Ege İhracatçı Birliği olarak tabii 2020 yılının ilk 5 aylık ihracat rakamlarımıza baktığımız zaman yaş meyve sebze olarak %50 artışlarda gösteriyor. Evet. 89 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşmiş. Tabii gene domates, mandalina, çilek olmak üzere ülke bazlı Rusya, Romanya, Polonya meyve sebze mamulleri gene %1 artışla 254 milyon dolar. Gene başta çeşitlerimiz olmak üzere turşu, kuru domates ve meyve suları Almanya, Amerika ve İngiltere olmak üzere bu ihracat yoğunluğu bir şekilde rakamlarımız yükselmektedir. Bu da tarımımızı gerçekten bu pandemi süreci içerisinde ciddi anlamda önemsemeye başladık ve ciddi anlamda da yatırımcı da tarıma yöneldi. Yani sanayici arkadaşlarımız da sürekli arada böyle arayıp bizlerden bilgi alıyorlar. Evet. Biz de tarımlara destek olmaya çalışıyoruz, yol gösteriyoruz. Nihayetinde bu tarımı da yapacak olan gerçekten buradan da dinleyicilerimize, seyircilerimize de duyurmak istiyorum. Yani hakikaten tarım tamam zor bir şey, zor üretmesi de zor ama nihayetinde bu tarımı severek yapmalı. Ürünü, ağacı, meyvenin hangi ilde, hangi yani bu çünkü her ilde ve her yerde de her meyveyi diktiğin zaman da olmuyor. Çünkü havası, suyu, toprağı, bölgesel olarak dikmemiz lazım, bilinçli dikmemiz lazım ki burada zaten geçtiğimiz ay Sayın Tarım ve Orman Bakanımız bu bizim şeyi açıklamasını yaptılar, dijital tarımın projesini açıkladı. Bu dijital tarım da inşallah bunu da gündeme üreticilerimize, ihracatçılarımıza tanıtabilirsek bunları ciddi anlamda bir yol almış olacağız. Ciddi anlamda faydası olacak. Dijital tarım dediğimiz zaman sözleşmeli tarım, üretici, tüketicisi, ihracatçı, halde bu ürünü satan komisyoncumuz hepsi bu projenin içerisinde olacak ve bu proje ciddi anlamda bir yol kat edecek diye düşünüyorum Ali Beyciğim. Evet. Peki rekolteye dair neler söyleyebilirsiniz bu yıla dair Hayrettin Bey? Yani bütün yaş sebze ve meyveden yola çıkarak soruyorum. Hangi ürünlerde rahat bir yıl ve verimli bir yıl geçiriyoruz? Hangi ürünlerde sıkıntı ortaya çıkabilir ve bu sıkıntı bizi ihracat konusunda nasıl zorlar? Ali Bey, şu anda rekoltemiz gerçekten hava şartlarının da iyi gitmesinden dolayı özellikle Ege bölgesinde, tabii biz Ege bölgesinde sürekli tarımla iç içe olduğumuz için üreticilerimizle sürekli beraberiz ve aynı bölgede yaşadığımız için o ürünleri bahçesinde, tarlasında sürekli gidip görüyoruz ve ziraat mühendislerimiz de devamlı alanda ve dolaşıyorlar bölgesel olarak. Şu anda ciddi anlamda bir sorun yok, görünmüyor bizim rekoltemizde de ve hava şartlarından da iyi gitmesinden dolayı bir artış gözlemliyoruz ve bekliyoruz. Özellikle şu anda kiraz sezonumuz başladı, bir 10-15 gün oldu. Ciddi anlamda üretici içinde fiyatlarımız da kalitemiz de çok güzel olmakla beraber ihracat da talebi var. İç piyasada da talep var. Bunun yanında şeftali, nektarin onlar da şimdi yeni başlamış. İhracatımıza bir hafta oldu, başladı. İç piyasaya da gönderiyoruz. Ciddi anlamda şeftali, nektarin, kayısı, erik, yani hiçbir sorun, problem görülmüyor. Rekolte geçen senenin %10 civarında da üstünde diyebilirim.
Narenciye bölgemiz var, gene İzmir bölgesine Gümüldür, Selçuk, Davutlar, Seferihisar, Güzelbahçe, Narlıdere, bu bölgelerimizde sürekli gezmekteyiz. Tabii ki bizim bu bölgenin biliyorsun Satsuma mandalinası bir tek revaçta olduğu için yoğunlukta da üretimi de Satsuma mandalina üretiliyor. Mandalina'da da problem görmüyoruz. Fakat Ege bölgesinde Muğla bölgesi olarak, evet, orada da mandalina, pardon, portakal, limon, nar yoğunlukta üretmekteyiz. Limon ve portakalda biraz hava şartlarından dolayı geçenlerde bir 40 derece sıcak oluşu ardından da havaların soğumasıyla beraber orada bir zayiat olduğunu duyuyoruz. Dün İl Tarım Müdürümüzle de telefon görüşmesiyle beraber onlar da onaylıyor. Tahmin ediyorum şu anda arazide tespit yapmaktalar. Tabii oradaki kayıp nedir ne değildir tespit edildikten sonra onlarda bir rakam oluşur diye düşünüyorum. Peki, size bir sorum daha olacak. Sonra Birol Bey'e döneceğim. Şu anda nakliye ücretleri, yani taşıma konusunda ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Yani yaş sebze meyvede belki de en önemli kalemlerden bir tanesi nakliye. Ulaştırma maliyeti o kadar yüksek boyutlara varabiliyor ki bir de çok hızlı taşımak zorundasınız. Yani işte hava yolunu kullanmak zorundasınız ağırlık olarak. Karayolu çok uzak mesafeler için tercih edilmiyor. O sebeple hava yolu çok gündemde. Hava yolu biliyorsunuz işte yolcu taşımacılığının yapılmadığı dönemde kargoya döndü. Bu dönem acaba sizin açınızdan bir fırsat haline dönüştü mü? Yoksa yeniden hava yolları eski haline dönüşünce ve yolcu taşımaya başlayınca bu fırsatı kaçırmış olacak mısınız? Evet Ali Bey, çok iyi bir yere değindiniz. Gerçekten burada ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız, yetkili bakanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu hava kargo ile ilgili çok ciddi anlamda bir yoğun bir çalışmaları oldu ve destekleri oldu. İlk etaplarda tabii uçak kargonun fiyatları oldukça yükseklerdeydi. Sonradan tabii bizlerin talepleriyle beraber yetkili bakanlıklarımız devreye girince fiyatları da oldukça makul bir yere çektiler. Ve şu anda uçak kargoyla tabii biz bu uçak kargoyla hem uzak doğuya özellikle ve katma değeri yüksek olan ve raf ömrü az olan meyvelerimizi gönderiyoruz. Tabii malum karayolundan da göndeririz ama tabii ki daha yakın mesafelere bir haftalık 10 gün süreyle gidebilecek karayolundan gönderiyoruz. Ve dayanıklı olan ürünlerimizi gönderiyoruz ama kıymetli meyvelerimiz var. Mesela sert çekirdekli meyvelerimiz, onlar raf ömrü de az ve katma değeri yüksek olanları özellikle uçak kargoyla gönderiyoruz. Ve şu anda hiçbir sorunumuz yoktur ve özellikle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na da geçtiğimiz ay bir toplantı yaptık. Sağ olsun buradan da kendilerine teşekkür ederim. Türk Hava Yolları uçak kargo yetkililerine, genel müdür yardımcısı, bölge müdürlerimize, satış ve pazarlama müdürlerimize. Onlar da bir toplantı yaptık telekonferans üzerinde. Orada da sağ olsunlar gerekli ilgiyi, alakayı gösterdiler ve İzmir'e de bir ek bir sefer koyacaklarını söylediler. Tahmin ediyorum 4 Haziran itibariyle ek seferi de koyacaklar diye düşünüyorum. Evet. Kilogram fiyatları konusunda bilgi verebilir misiniz taşımanın? Yani kilometre, kilogram fiyatı konusunda. Yaklaşık 1.35 ile 1.75 dolar civarında. Yani kilometre başına mı yoksa destinasyon başına mı? Tabii de bu uzak doğu dediğimiz fiyatlar. Tabii daha yakın olanlar var. 70 sent, 80 sent işte Rusya'ya tabii 1 doların altında. Çin, Hong Kong o bölgelerde 1.35 ile 1.75 arasında kilogram fiyatları. Yani gayet makul fiyatlar. Daha önceki tabii ilk pandemi dönem süreci içerisinde 2 doların üzerindeydi bu fiyatlarımız. Sağ olsun bakanlık yetkililerimiz devrildikten sonra 2 doların altında çekilmesiyle tamam. Beraber bizler de yani fiyatlar bizleri tatmin ediyor, makul bir fiyatlar. Ben de bunu öğrenmek istemiştim. 2 doların altında, yani 35 sentler, 40 sentler, 70 sentler telaffuz ediliyor. Birol Bey, size dönüyorum tekrar. Şimdi tabii ihracatçılar elbette üretimin nasıl yürüyeceğine karar vermezler ama üretim ve ihracat bir bütün. Dolayısıyla bir zincir, o zincirin bir şekilde tamamlanması lazım. Üretimde Çuko Birlik, Ant Birlik, Gül Birlik, Fisko Birlik, Tariş gibi birlikler var. Bu birliklerin şu andaki durumlarını
hem üretimin sekteye uğramadan ve belli bir sistematik içinde yürümesi için yeterli buluyor musunuz? Yani bir yapılandırmadan bahsediyorum. Daha doğrusu bir yapılandırmayı konuşalım istiyorum burada eğer ihtiyaç varsa. Yoksa bu birlikler daha rentable, daha feasible ve üreticinin de yararına olduğu kadar ihracatçının da yararına olabilecek bir mekanizma içinde çalışabilirler mi? Şu andaki durumunu nasıl görüyorsunuz? Ali Bey, güzel bir soru. Gerçekten hep benim de savunduğum, sektörümüz içerisinde de hep konuştuğumuz kooperatifçilik algısı tabii ki Türkiye coğrafyası için olmazsa olmazlardan. Ama bunu verimli halde yani yalın dönüşümle katma değerli ürün üretebilecek pozisyona getirecek bir süreçleri oluşturmak lazım. Evet. Malum böyle genişletilmiş kooperatif yapılarındaki işçilik maliyetleri ve diğer operasyonların rekabet şanslılığı çok mantıklı olmuyor. Dolayısıyla da bizler eğer gerçekten bu coğrafyanın bize vermiş olduğu değerleri ülke ekonomimize kazandırıp sektörlerimizde de farklılık yaratıp yeni modeller oluşturacaksak benim hep hedefimde ki devamlı savunduğum özel sektör kooperatifçiliği çok önemli. Özellikle Asya Pasifik gibi büyük orijin artı okyanus aşırı Amerika orijinli ülkelerde bu olayları biz gayet icra ediyoruz ve hem üretici adına hem de tüketici adına sürdürülebilir ve tamamen spekülasyondan uzak hem de ülke imajımızı öne çıkarıyoruz. Yani sizin sorunuzun tüm kanatlarını herhalde değerlendirdim diye düşünüyorum ama ya ben şurayı anlamadım falan dediğinizler varsa onun da altını çizerek destek verebilirim. Buyurun lütfen. Evet, yani mesela Tariş sizin asıl belki de en çok ilgi alanınızın içindeki birlik. Muhtemelen diğer birliklere de mal üretiyorsunuz. Daha doğrusu o birliklerle de çalışıyorsunuz. Mesela Tariş'in bugünkü yapısını, daha doğrusu bugünkü konumlanma biçimini üretici lehine ve son tüketici lehine ve ihracatçı lehine görüyor musunuz? Yoksa bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü kuruluş yani, yasaları çok eski. Yani Cumhuriyet'in ilk yılları, Atatürk'ün sağlığına kadar uzanan birlikler var bunların arasında. Dolayısıyla günün gereklerinin gerisinde kalmış olabilir mi? Yani kooperatifler arasında gerçekten dürüstçe söyleyebilirim. Tariş ciddi bir ülke markamız. Bunu paylaşmaktan da her zaman gurur duyuyorum. Ama maliyetlerinin ve bulundukları pozisyonlarının yenilenmesi, yeni yapılandırmaya adapte olması olmazsa olmazlarından bir tanesi. Evet. Dolayısıyla bu çok önemli. Yeni bir yapılandırma şart. Yeni bir yapılandırma şart. Son 4 dakikamız, onu da size ayıracağım. Hayrettin Bey'le epey konuştuk o bakımdan. Hayrettin Bey bizi şimdilik dinleyecek öbür taraftan. Bir de siz sosyal medyayı çok iyi takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu teşekkür meselesini merak eden izleyiciler var. Yani işte bir Hayrettin Bey. Evet, yani teşekkür şart. Onu asla ihmal etmiyorum. Yani tabii ki elbette emeği geçen insanları ihmal etmeden konuşmak lazım ama böyle bir teşekkür silsilesi biçimde gidince de bu defa konuşacak bir şey kalmıyor. Örneğin bu programda her şeyi konuşma imkanı bulduk. Eğer bir şekilde kontrol etmemiş olsaydık, öbür tarafa sizin için söylemiyorum, kayabiliyor her an. Bu çok hassas bir terazi, o sebeple söyledim. Şimdi sizde bir aflatoksin meselesi vardı. 80'li yılların ortasından beri devam ede gelen üzümde, incirde, fındıkta ve yer fıstığında, antep fıstığında pek çok üründe olabilen bir ürün. Şu anda durum nedir? Mesela mallarımız, ürünlerimiz gümrüklerden daha az dönüyor biliyorum. Daha iyi noktaya gelebilmemiz için neler yapılması lazım? 3 dakika buyurunuz. Evet, bu da çok anlamlı, çok güzel bir soru. Bakın Ali Bey, sizin rakamsal değerlere önem verdiğinizi biliyorum. Şu anda tarım alanında gerçekten yapmamız gereken ciddi reformlar var. Bunları doğru algı yönetimiyle üretici ve ortaklarımıza anlatmamız lazım. Bizler tarım alanında bugünkü bir saat ücret değerlendirmesini, evet,
Dünya klasmanı için söylüyorum. 1.2 dolar seviyelerinde üretebiliyoruz Türkiye ekonomi ve kur politikalarındaki değişkenlikleriyle. Biz bunları işletmelerimize getirdiğimizde bu rakamlar 3.2 dolar seviyeleri oluyor. Evet, bunları pazarladığımız okyanus aşırı veya diğer orijin ülkelere baktığımızda bir saat ücretleri 15 dolar seviyelerinde. Bizler bunu diğer STK'larla ve diğer kuruluşlarla beraber ziraat odaları, tarım il ilçe müdürlükleri, bu ticaret borsalarıyla birlikte oluşturarak tabana inip iyileştiriyoruz. Yani üreticimize şu mantığı anlatıyoruz. Lütfen sevgili ortaklarımız, siz buradaki bu maliyetlerle hem istihdam hem iş gücünü hem de Türk ekonomisine rekabet gücü katacaksınızı anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bunun da eşittir donanımı 3 dakikayı tamamlamak adına söylüyorum. Kalmadı bir dakikamız var. Evet ya, buyurun. Evet, evet, insan oluyor. Onun için bu insana değer verip bu ortaklık ruhunu sürdürülebilir halde devam ettirme mecburiyetimiz var. Çok anlamlı bir soruydu Ali Bey'ciğim. Teşekkür ediyorum. Peki. Ben de size teşekkür ediyorum. Hayrettin Bey, hem size hem Birol Bey, size çok teşekkürler. Ege bölgesinden yaş sebze ve kuru sebze meyve ihracatçıları birliği başkanlarıyla konuştuk. Akşam 19'da ana haber bülteninde görüşmek üzere.